Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livadiya.com'da. Ankara'da asgari ücretle çalışıyordu. Şimdi hem köyünde yaşıyor, hem üretiyor, hem de daha fazla kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Valilikler ve Ziraat Bankası aracılığıyla 2022 yılında başlatılan proje, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var, yüzleri güldürüyor. Proje çerçevesinde Kastamonu'da küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, köyden kente göç önleyerek kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılması ve istihdamın sağlanması amaçlanıyor. Ankara'da özel sektörde çalıştığımda bir asgari ücretle çalışıyordum. Bu asgari ücretimin bana yetmeyeceğini düşünerek köyüme dönmek için birçok nedenim oldu. Daha da farklı bir projelerimiz var, hedefim var ve bu şekilde ilerlemek istiyorum tabii ki. 200 bin lira olan kredi limiti 2026 yılına kadar 400 bin liraya ulaştı. Bir yıl ödemesiz olarak çiftçileri destekleyen projenin geri ödemesi 7 yıl vadeyle yapılıyor. Kastamonu İl ve Tarım Orman Müdürü projeye gençlerin ilgisinin yoğun olduğunu söylüyor. 2022 yılında başladığımız proje kapsamında 9 çiftçimizi yararlandırmıştık. Geçen sene bu 250 bin liraydı. Bu sene 400 bine artırıldı. Arayanlar çok, talep eden çok. Özellikle gençler tarafından çok dikkat çekilen bir proje. Kastamonu Koyun Keçi Damızlık Birliği Başkanı da proje sayesinde küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen gençleri köye döndürmeye amaçladıklarını söyledi. Bu projede küçükbaş yapmak isteyen gençlerimizi köye geri döndürmek için yapılan bir projeydi. Bu da gerçekten ülkemizde ve Kastamonu'muzda güzel bir proje. Küçükbaş hayvancılık bereketli bir para kazanma usulü. Ama tabii zorlukları da var. Tek sermayesi bu hayvanı otlatmak. Başka hiçbir sermayesi yok.